Köyden çıktım yaylaya, yaylada kaymak yedim. İndim tekrar köye, hocadan değnek yedim. Değneği ateşe verdim, ateş bana duman verdi. Dumanı göğe verdim, gök bana yağmur verdi. Yağmuru yere verdim, yer bana çimen verdi. Çimeni ben kuzuya verdim, kuzu bana boncuk verdi. Boncuğu kıza verdim, kız bana çocuk verdi. Kariköprü Çay Havzası, Antalya, Isparta ve Konya illerinin sınırlarının kesiştiği bir noktada yer alıyor. Dedegöl, Sarp Dağı ve Kuyucak Dağları'yla iç içe, o dağların tam ortasında bir derin vadi, kuzeyden güneye doğru yaklaşık 60 kilometrelik bir alana sahip. Isparta, Aksu ve Antalya'nın Manavgat ilçeleri arasındaki o derin vadiyi kapsıyor. Bölgede yaklaşık 40'tan fazla köy var ve bu köylerin büyük bir kısmı nehir kıyılarındaki alüvyonal arazilerde kendilerine yetecek biçimde tarım yaparak yaşamışlar. Bu yıllarca, yüzlerce yıl böyle sürmüş ama ondan da önemlisi hayvancılık yaparak, yani keçi yetiştiriciliği yaparak hayatlarını sürdürmüşler. Vadide geçmişte on binlerce keçi sayısından söz edilir. Bugün tabii bu rakamlar tamamen bitmiş vaziyette. Yani birer ikişer keçisi kalmış insanların, o da burada kalanların. Yürübünü ben Fransa'dan getirttim. Bütün ava giderdim, omuzumda dürbün. O dağa giderdik, bak Hasan Dağı'nın üst yanına domuz avına giderdik. Çay termosum da vardı özel, çayı da doldururduk. Bir seferce kunduz gördüm. Kalanlı, domuz, canavar. Canavarı da bir seferce silah sıktım yukarı yaylada. Ama tavşan çok öldürdüm. Attığından azla tavşan öldürmüşümdür ben. Ben bu derede bak, darı bükülü atlar kalan ayağıma balık çarpılırdı boğulu. Yani o kadar balık çoktu. Ağ çekerdim boğulu. Ağ çekerdim. Yani balık tutardım. Ağım vardı, germe ama uzun boğulu. Akşamı lavar gererdim, darip günü kahveye var otururdum, gece çekerdim ağı, içi balık dolu. Her evde bak, her evde davar vardı burada. Her evde, her hanede davar vardı. En aşağı 25-30 davar olurdu herkesin. Şimdi bir şey yok işte, hepsi bitti. Yalnız kaldım işte, tek başıma. Uşaklarım da Antalya'da. Kimse yok işte. Sarp kayalardan bir yolu, sarp kayalardan bir yolu. Yol belimi büker gider, aman dostlar büker gider. Yaşın dinmeyince, tabip derman olmayınca. Yurdun yuvan olmayınca, yurdun yuvan olmayınca. Zalim gurbet çeker gider, aman aman çeker gider. Şimdi evvel gurbete çıkardık biz. Gurbetten gelirken bizim bu tota
kar da olurdu, gelemezdik oradan. Bu arada etkilendim ben gurbetten gelirken böyle. Aklıma da bunlar geldi. İşte Totabeli, dere yolu, kış mevsimi karla dolu, sarp kayalardandır yolu. Yol belimi büker gider dedim. Yani zoruma gitti yani yolculuk. Hep gurbette İstanbul, İzmir, Armutlu. Armutlu'ya bağ çapısına giderdik İzmir'in. Orman çevremizi çevirincirek bu davarları, koyunları, küçük başları satmak zorunda kaldık. Satıncıradık. Bize burada yapacak bir iş kalmadı. Bizim buralarda böyle gelir getirici herhangi bir işimiz olmadığı için dokumacılık vardı. Dokumacılığı da fabrikaları kurunca o da kalktı evlerimizden. Nihayetinde iş bize kaldı yani. Erkek olan evin erkeğe kısmına kaldı. Bu da hep gurbette işimiz bizim. 89'da Antalya Kumluca'dan Eczacı Mehmet dediğimiz bir vatandaş geliyor. Buradan orada serada çalıştırmak üzere aileler şeydi. Buradan 8 aile bir kamyona dolduruyorlar. Aylıkçı olarak götürüyorlar. Aylıkçı olarak gidiyoruz. İşte 1,5 günde falan indik o Kumluca dediğimiz ilçeye. O arada bizi bir portakal bahçesinin arasına böyle bir evleri ileride indirdiler bizi. Yattık, sabah sivrisinekler yedi bizi orada. Sabahleyin kalktık. Dağıttılar bizi böyle mal pazarında satar gibi ora bura evlere. Gittik. Herkesi bir yere aldılar gittiler. Hatta bir hafta birbirimizi göremedik bile. Yani nereye gittiğimizi bile bilemedik. Biz buradan hiçbir şeyimiz yoktu gittiğimizde. Evimizde ne dolabımız ne televizyonumuz hiçbir eşyamız yoktu. Bir yatak yorgan. Yatak yorgan. Tüpü bile biz orada gördük. Ondan sonra işte yövmede çalıştım. 10 ay. Yani bir sene diyelim onu. Bir sene orada yövmede çalıştık çocuklarımla. Ondan sonra Ali Töngüşlü diye birine geldik. İşte orada da 13-14 sene çalıştık. Nihayetinde de işte çocuklar buraya gittiler artık. Bunlar belediye kuruldu bizim. Belediyeye işe alındı. Damadım Abdurrahman. Bunlar gittikten bir sene sonra falan da biz işte dönüşte bir kaza geçirdik böyle. Ondan sonra biz de dönmedik yani. Aynen burada duruyor şu anda çocuklarımla birlikte. Yani bizim öykümüz bu şekilde. Bölgedeki ormancılığın yavaş yavaş tükenmesi, yani orman işçiliğinin azalması. Onun dışında keçi, çünkü keçi ot peşinde koşan bir yaşam döngüsünün uzantısı. Yani bir ekonomik model de aslına bakarsanız. Çok fazla yatırım gerektirmeyen de bir model. Yani halkın kendi kendine yetebilmesini sağlayan önemli bir geçim kaynağı. Göç son yıllarda iyice hızlanmış. Bölgedeki köyleri gezdiğimiz zaman gördüğümüz manzara şu. İşte köyün meydanında bir kahve. Kahvede 65 yaş üstü yaşayan çok sayıda insan ama gençler tamamen dışarıda. Okullardaki manzara çok birbirini tamamlıyor. Yani bir iki çocuk kalmış köylerde. Dolayısıyla vadi bir yanıyla terk edilmeye hazır. Yani geçmişini bir kalemde silmeye hazır bir hale getirilmiş. Biz 8 kardeşiz. En büyük ablam Eğirdir'de. Orada mobilyacı eşi. Birisi abimin de Eğirdir'de. O da Aygaz'da çalışıyor. İki tanesi Antalya'da. O biri Seracı, birisi de orada cam fabrikasında. Birisi Aydın'da. Orada mermer fabrikasında. Birisi burada köyde. Şimdi o çalışmıyor. Burada işte şimdilik şehirde de kazanılmıyor. Burada da aynı da gene burada her şeyi kendi yetiştirdiğinden o kadar şehirdeye kadar para harcanmıyor. Ondan bu şimdilik buradayım. Azıcık birikimim olsa gideceğim. Yıllar önce bu köyden göç eden ailelerden birisi de bizim ailemizdi. Ben daha sonraki yıllarda bu köye tekrar geldiğimde bu arkamda görmüş olduğunuz evde
bir iğne bulmuştum. Yıllar önce, ben doğmadan 1-2 yıl önce ölen ağabeyim Yusuf'un hep yanında taşıdığı ve bir iplik dolalıydı o iğnenin ucuna. Bu bölgenin kültüründe ipliğin çok önemli bir yeri vardır. Çünkü kendi kendine yetmenin, sürekli her yerde o kültürü taşımanın önemli bir göstergesiydi ve aslında dokumacılığın da merkeziydi bu buralar. Yani bu bölgedeki hemen hemen her evde tezgahlar vardı. İşte çulha tezgahı, halı tezgahı, şal var. A'dan Z'ye aklınıza ne gelirse her şeyi kendileri dokuyordu, yöre insanı. Ve zaman içerisinde ben tabii ki içine doğduğumuz dünyanın bana verdiği belki de bir değerdi, bilemiyorum onu. Ve doğayla ilgili mücadelelerin içerisinde kendimi buldum. Ve bu süreçte sürdürülen mücadeleleri bir nevi yakın çevremizde hep iğneyle kuyu kazmak olarak adlandırırlardı. Ve ben kendi kendime düşünmüştüm. İğneyle kuyu kazmak da olsa verilen mücadele, o mücadeleyi sürdürmek gerektiğini düşünüyordum. Çünkü bu sürekliliğin bir parçasıydı. İçinde doğduğum coğrafyanın bana verdiği önemli bir değerdi bu. Söyletmem Bahtı Karayı, Doğançadan Makmara'yı, Dereyayla Dağdıray'ı, göresim geldi göresim. Tınaz taşlar bana küser, kırın başı serin eser, ben ölürsem kalsın eser, göresim geldi göresim diye. Şiirimin bir kısmı böyledir. Memleketin bir ucundan alır, bir ucundan gider. Ben 13-14 yaşlarına çıkınca ufak tefek şiir yazmaya başladım. O gün bugün başımda ne geçtiyse, dağlara, taşlara, kırlara gittiğim zaman, illerin esişine, böceklerin mırıldayışına, suların şırıldayışına, yaprakların pırıldayışına ufak ufak şiir yazmaya başladım. Ben 20-30 sene halı imalatçılığı yaptım. O zor şartlar altında. Halı dokullardı. Akşam Ramazanlarda kalkarlardı. Biliyor musun? Ekmeğiyle yiller biraz da yuka yaparlardı. Tekrar otururlardı. Tebcitte gene kalkarlar. Halı dokullardı. Şimdiki gibi ışıklar olsa gençler doymazdı. Halı dokmaz. Sabahlara dokullardı. Çok böyle çalışkan gençlerimiz vardı. Tabii şimdi herkes çoğu gurbete gitti. Kalanı da ihtiyarladı. Döküldü kaldı yani. Oraya bir çivi çakarın. Bir de şuraya çakarın. Onu irengine göre, irengine göre, irengine göre, irengine göre. İşte şu irekler nasıl olacaksa ona göre çözerin, çözerin. Dört delikli öyle bir, o kadar bir ağaçları vardır onun. Onların gözüne hangi renk denk geleceğse geçirin. Ondan sonra onları çevire çevire, çevire çevire, desen çıkara çıkara, dokuyarak dokuyarak bitirir giderin. Onunla çocuk obucurlar. Böyle bizim gibi kadınlar beliniz dayasın diye kuşanırlar. Bunu öyle uzunluk şey derdik. Buraya bu çok saçak döllerdik. Onun ucuna yünden kıldan toka yapardık. Üstüne gök boncuk dizerdik. Böyle düğünlerde kuşanırlardı kemer gibi. Şu davarların kılı var ya. Ondan incecik kirmanda böyle eğriydik. Onun bir şeyim vardı. Böyle makinem vardı. Onu da böyle dokurdum. Kadınların giyeceğini renkli şöyle renkli 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 yapardım. Erkeklerin giyeceğini düz yapardım, pantol. Onu dikerdik, onları giydirirdik çocuklara. Kendimiz de onu tutunurduk böyle çapıda. Dokumacılığı ilk önce çözersin bunu, ıstara. Ondan geri kücülersin, ondan geri başlarsın dokumaya. Kocaman darağı vardır, kıl şeyi koca darağıyla dokuruz. Ötekini, yün şeyi halı darağıyla dokuruz, kirkidile. Kirkit seslerinin hiç susmadığı, işte vadideki köprü çayın suyunun yarattığı o ahenkle kirkit sesleri iç içe geçer. Çocukluğumdan öyle sahneleri hatırlıyorum ben. Cülha diye bir tezgah vardı. Şakırık, şakırık, şakırık. Biliyor musun? Daha gerli ya daha. Onun içine başka çeşitli ipleri atarak atarak, dokuyarak, bir şeyle sıkılarak, sıkılarak ağdırı yürüdürüz. Dokuma şeyi öyle.
Çalvar dokudum, tutku dokudum, ikisini akla çözdük. Sayıyla sayardık emme 8'er 9'a. Da ondan geri çarpanayı dokurdum. Bu çaputların hepsini dokudum ben. Ondan geri yağış ederdim bezin yüzüne allı yeşilli yünden. Şimdiki bu örmenin şeyi gibi allı yeşilli hepsinden ederdik. Şuna dağdaşa gittik miydi bir şeyler kasarı süslüce püslü de. Böyle takınırız gideriz. İçimizde yiyeceğimiz olur onları da çıkarı yeriz ekmeğimiz şu ceredimiz şu bu işte. Bunu ola da namaz kılarız. Yazarız namaz kılarız. Şöyle. İşte. Darı bir kuna vardım. Zafra diye bir kadın var. Ona dedim beni bir örme de koyacaksın dedim. Nasıl işte tokalı mokalı öyle. Kadınlar kuşanır ya şöyle bellerine. Önlük olurdu öyle. Onların güzelce olur dedi dokuyan dedi. Bir gün vardım dokumuş. Dokudum dokudum. Kaç para alacaksın dedim. Para almayacaksın senden kasap dedi. Neye? Senin kime vereceğini biliyorum ben de bu örmeyi dedi. Kime vereceğim şey? Tahtaldan ortana vereceğim dedi. Tamam ona vereceğim dedim. Satan olmazdı sana beni dokuyurduk. Şimdi sen getirdin. Temsil şalvar yapacaksın değil mi? Seninkini dokurduk. Az çok para verirsen verirdin. Vermezsen hatır uç ulan dokuyurduk. Çarpanasını, onu. Isların az çok verirlerdi canım parasını. Kılıcı bu da yolu kaybolmuş. Dünya bahasını alırdık bunlar orla. Şimdi bir daha dokuyabilecek mi? Geçirmesini görebilecek mi? Şapçılar altı gökyüzünün boynundan üç günüm kaldı, üç günüm kaldı. Gel kurtuldum gel boğazına, seni götüreyim suyun gözüne. İnip çıkamayın diye. Yürüş ya. Ev bulamadım. Bulamadık. Ev bulamadık. Yok. Yok. Da, ev çok da. Ev çok yani, da. Yani altı yok, üstü yok. Şarı şarı akışı var. Şarı akıyor. Bakım yok. Bakımı yok. Ben onu tutsam, ne ben onu da altını yaptıracaksın, üstünü yaptıracaksın, bir sürü masraf ödeyeceksin. Ben ona masraf ödeyeceğim dedim, evde durun. Evet, komşum yok ya. Komşumuz yok. Allah var. Allah var işte. Ne yapalım? Mukadder. Mukadder. Acap nere koyarlar yar yoluna ölenler. Bak acap nere koyarlar yar yoluna ölenler. Akkanın katıranı çam dibine atırın. Ayakkanın katıranı çam dibine atırın.
ne isterse vereyim de gülizar getirinle. Isparta'nın günlerinde günevin sümbüllerin. Isparta'nın günlerinde günevin sümbüllerin. 15'inde bir yar sevdim evlerinin önlerin. 15'inde bir yar sevdim evlerinin önlerinde. Bu türküyü zıngırtıcıyla biz yaktık. Şimdi benim dayım vardı Abdullah diye, bu şimdi öldü, rahmetlik oldu. Bu gençliğinde bu İncidere veyahut da Darabükü, Güldalları bu köylerden birinde, hangisinde olduğunu onu ben tam olarak onu da bilmiyorum. Burada Gülizar diye birine aşık oluyor bu. Bir iki tane beste yapıyor. Bunu biz bu Düldül dediğimiz Osman arkadaşla biraz çoğalttık yani, birkaç nakarat daha ekledik. Yani bu makmara şeylerini çıkardık biz bunlar Gülizar'ın üzerinde. Biz onlara bu türküyü yaktık yani. Mahalli türküsüdür yani bu Kasımlar'a ait, bu Gülizar veyahut Makmara Kasımlar'ın. Başka yerde söylenmez ya. Sadece mi? Bizim köyde. Düldül dediğimiz arkadaş benden biraz yaşlıdır, o kemana çalardı. Ta çocukluğundan beri kemana çalar o. Biz sonra nacizane bu kadar bir şeyler öğrendik bu sazımızla. Beni yanına alırdı, giderdik düğünlere. Onu dinlendirmek için arada ben de çalardım. Yani düğünlere gittiğimiz, o zamanlar buralarda çalgıcı falan yok. O dönemlerde. Şu yeni 10 sene öncekine kadar Düldül düğün yapardı hep buralarda. Ben de giderdim onun yanında, düğün yapardık beraber. Ya da askere gidenlerin eğlenti yapardık. Mesela giderdik Darabükü'ne, giderdik Güldallı'ya, giderdik İncideresi'ne, giderdik Garsoz'a, Aşağı Bel, Yokalı Bel, buralarda hep düğün yaptık. Yalnız ben Beydil'ine gittiğimde zıngırdıcı yoktu. O zaman midanda yoktu. Sonra ilave oldu beni. Beydil'ine gittim ben. Beydil'inde bir düğün diye gittim. Beş tane düğün yaptım. Beş tane arka arkaya. O zamanın parasıyla 750 lira para aldım. Şu çaldırın günleri anam etti şu erkeklikleri, aman etti şu erkeklikleri. Aklımdan çıkmıyor Adile'nin ablanın dedikleri, Adile'nin ablanın dedikleri. Doldur kara gömün, doldur içelim, bir yol verin şu çaldırdan geçelim. Alışlı da kahve dalar alışlı. Bölgenin bir başka özelliği de üç önemli doğa alanı diye tanımladığımız doğa alanlarının içerisinde kesiştiği kavşakta yer alması. Köprüçay önemli doğa alanı, Aksu Vadisi ve Dedegöl Dağları. Bunların üçü de yine bölgedeki çok sayıda başka biyoçeşitlilik sahasıyla birlikte doğa korumada önceliklerin belirlenmesinde kullanılan, yani yangında ilk kurtarılacak bölge diyebiliriz buna. Uluslararası çalışmalarla birlikte önemli doğa alanı ilan edildi. Dolayısıyla bölgedeki çok kapsamlı bir araştırma yapılmadan burada yapılabilecek kamu maliyetinden tutun da doğayı etkileyecek her türlü projenin aslında çok ince elenip sık dokunması gerekiyor. Dolayısıyla bölgede neyi kaybettiğimizi bilemiyoruz.
Yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle başkan, o dönemin başkanı Roosevelt'in söylediği bir şey var. Diyordu ki nehirleri denize israf etmekten kurtaracağız. Nehirleri bilimle, işte o dönemin mantığıyla terbiye etmeye, onları denetim altına almayı hedefleyen bir inanış hakimdi o dönemin Amerika'sında ve Amerika'nın bütün neredeyse su kaynaklarını barajlarla doldurdular. Burada da Kasımlar Barajı ve Hidroelektrik Santrali adıyla projelendirilen göletli bir HES projesi var. Ben Mehmet Ali Dönmez, Aşağı Yerli bir köyünde suyun gözünde balıkçıyım. 2003'te yaptım balık havuzunu. Daha önce bizim Bengit vardı orada. Bengit'i tahrip ettiler. Tereyağına kepçe saldılar. Bütün duvarları bizim yıktılar. Balıkları da kepçe hep öldürdü yani. Doğal canlı bitti yani. Şimdi dereye de akmayın sıra suyun gözünden. Hep şey oldu yani, telef oldu. Mesela kapak koymuyor. HES'in ağzına. Suyun gözünden çıkan canlı alabalık, doğal alabalık bütün santrala gidiyor hepsi. Bunu bir önlem almadılar. Ben Isparta ilinin Sütçüler ilçesinin Aşağı Elebel köyünden Arıkan Alabalık Çiftliği'nin sahibi Yaşar Arıkan. 22 tane dilekçe yazdım. Bu 22 tane dilekçelere hep cevapları geldi. Devletçe benim dilekçelerimle ilgilendiler. HES'in kanalından bana yüzlük boruyla su verdiler. Fakat bu su yine yetersiz geldi. 12 litre su verdiler. Ben 35 litre su hakkım vardı. HES'in projesi bitti. Tam kapasite çalışmaya başladık. Tekrar yavrularımı bir niksar arabaları yıkadılar, öldürdüler. Ondan sonra HES projesini yapan şirket onu ödedi. Şimdi geçen yıl yine izinsiz bir kuru dere kattılar. Oradan gelen çamurlu su benim yavruları öldürdü. Şimdi HES ile de mahkemeliyim. Devletçe benim bir sorunum yok. Devlet bana sahip çıkıyor. Haklarımı veriyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında su sıkıntısı çekiyorum. Hala çekmekteyim yani. Devlet bu projeyi yaptı. Bu HES'i kurdu. Fakat ben buna karşı da çıkmadım yani. Safi ben kendi kadim haklarımı istedim ve aldım. Fakat yaz aylarında çok sıkıntım var yani. Kaldı ki insanın dışında, yani bütün canlı yaşamın en temel olmazsa olmaz ihtiyacı olan sudan söz ediyoruz ki en temel insan ve doğa hakkı. Fazla su kiralamak istiyorum devletten. Yetkililer mesela o karşı dağ suyu alamıyorum. Suyun gözünden gelen değil, suyun gözünden hariç çıkan bir su var, 50 litre falan. O suyu almak istiyorum, dere yatağına bıraktık diyorlar. Başka kaynaktan geliyor o su. Suyun gözünden gelmiyor yani, görmüş olduğunuz o Bengit'ten su taşmıyor şu anda, görüyorsunuz değil mi? Az olduğu için taşırmıyorlar. Bana ödeyeceğim dedi, ne kadar zararın varsa ödeyeceğim dedi. Ondan sonra da bıraktı gitti. Amcamın mesela... O Bengit'i, suyun gözünde Bengit'imiz vardı. O zaman 40 bin dolara yaptırdıydı mesela. Onu yıktı, ödemeden çekti gitti. Şu anda mahkeme aşamasında. Devletin en üst kademesinden, en sıradan bürokratına kadar sürekli bu su boşa akıyor, bu su boşa akıyor. İşte su akar, Türk bakar biçiminde yürütülen propaganda. Yani Allah'ın suyunu paraya çeviriyoruz biçiminde yürütülen propaganda ve tek yanlı beslenmeyle birlikte insanların kafasında böyle bir algı yaratmış. Yani bir algı kapanması ya da algı körleşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada yöre insanını eleştirmek, suçlamak anlamında kesinlikle söylemiyorum. Çünkü tek yanlı bir bilgilendirme söz konusu olmuş. Şimdi ve kamunun, biraz önce de belirttiğim gibi, kamunun yetkilileriyle projeyi yüklenici firmanın yetkililerinin iç içe geçerek gelmeleri. Bu tabii şekil olarak da böyle olması gerekiyor ama içi çok da doldurulmadan yapılan, yani sadece yasak savma anlamında yapılan bir toplantı oluyor. Genellikle de
yöre insanları çoğunlukla çağrılmıyordu aslında. Yani sadece birkaç kişi çağrılıyor. Onlar da hani propaganda sürecinin önemli figürleri haline gelmiş insanlar oluyor. Dolayısıyla HES'lerin niteliği, nasıl etkileyeceği yörede çok fazla bilinmiyor. Yani bir bilgi kirliliği ortada dolaşıyor. İsmim Mevlüt Çelik. Büşterköy muhtarıyım. Gevle Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü'ne yazı gönderdim. Benim göndermiş olduğum yazıda üst tarafta diyor İbişler Köyü göl havzası içerisinde kalacaktır. Altında da diyor ki göl havzası içerisinde kalmamaktadır. Şimdi gerekli bilginin elektrik işletme endüstrisi genel müdürlüğünden bilgi edinilmesidir diyerek de yazı geldi cevap olarak. Başka da bir bilgim yok. O kaynağın geliş şekli işte Zindan Mağarası'ndan başlayıp Pazarköy, Bağlı, Ayvalı, Belence, İncedere, Darıbükü, Kasımlar ve işte yanı başımızdaki İbişler, dağın eteğindeki Bucakdere olmak üzere bu yöre insanları aşağı yukarı bu çayın güzelliklerinden faydalanmaktadır. Çevresel olarak da hepimiz bu kanyondan her gelen bu kanyonu sormakta ve Kasımlar için bayağı bir önem taşıyan bir yer olduğu karşısındayız. Ancak işte biz barajın yapılmasını bu kanyonun girişinden bağlanacak. Bağlandığı zaman da Kasımlar kasabasının gerek ekonomik yönden, gerek sosyal yönden, gerek çevresel yönden güzel olacağını düşünmüştük. Ancak şu anda duyduğumuza göre de oradan bağlanmayıp herhalde oraya uygun görülmediğini, uygun görülmeyince daha yukarıya çektiklerini duyduk. Bize bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum ancak tabii ki yapan firmalar da ekonomik yönden herhalde kendilerini daha faydalı nereden olacaksa o şekilde kendilerine fayda sağlamak için ekonomik yönden en etkin yer neresi sonradan yapacaklarını düşünüyorum. Ancak bilmiyorum. İnşallah yapılırsa iyi oluruz düşünüyoruz ama. Mezarlık su altında kalacak. Mezarlığı taşırız dediler de bu pek uygun olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok eski mezarlık. Kuruluşunu bilen yok. Yerleşimini bilen yok. Yani ben yaşlılara sorduğum kadarıyla bilen yok yerleşimini. Baraj olursa burası göl altında kalırsa benim açımdan uygun. Yani yeşillik. Etrafı turizme açılır, yeşillik olarak adacık oluşur, güzellik bakımından iyi olur. Ha, buranın vatandaşını çevre bir yere taşınır, daha iyi olur. Yapılsın gelişme iyi olur. Baraj yapılırsa memleket gelişir iyi olur. Elektrik üretirler, çok iyi olur. Balık üretirler, her şey olur. Çok iyi olur. Fakir ne yapabilir ki burada? Yatırım yapmayın yine işte biz buyuz yani bu gördüğünüz gibi işte burada vatanına, milletine, memleketine saygılı insanlarız biz. İsmim Bekir Acar, Sütçüler Müezzinler Köyü'nde ikamet ediyorum. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı içerisinde restoran ve kamping işletmeciliği yapıyorum. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı aynı zamanda koruma alanı, arkeolojik alanı da var içerisinde. 600 hektarlık bir alana kurulu bir tabiat parkı. Bunun içerisinde çok eski yazıtlar var. Aynı zamanda St. Paul yolu kanyonun içerisinden geçiyor. Aziz St. Paul yolu Hristiyanlık için önemli bir isim. Yaban keçilerini görebiliriz. Nesli tükenmekte olan kızıl akbabalar var. Yaban domuzları, ya yüzlerce binlerce çeşit var. Endemik bitki çeşitleri var. Dünyanın çoğu yerinde olmayan bitkiler var Yazılı Kanyon'da. Kanyonun içerisinden geçen suyun ismi Göksu Çayı. Çayı diye geçiyor, Göksu Çayı. Göksu Çayı üzerine bir HES projesi düşünüyorlar. Yaklaşık bir kanyondan 3 kilometre aşağıya yapılması planlanıyor. Tabii o zaman beton bir yapının girmesi turizmi olumsuz etkileyecek. Doğal yaşamı olumsuz etkileyecek. Eğer yapılacaksa bile daha uzak bir yere yapılması gerekir. Biz bunu istiyoruz.
Sabesta yolu diye bildiğimiz Roma döneminde yapılan önemli bir yol var. Yine Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan yolun bir parçası sayılabilir. Onun dışında Kral Yolu ve Saint Paul Yolu yöreden geçiyor. Saint Aziz Paulus diye bildiğimiz Saint Paul aslında yöreyle de bir bağlantısını kurmak gerekirse dokumacı bir babanın oğlu ve kendisi de bir süre dokumacılık yapmış. Hristiyanlar için çok önemli, Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan önemli isimlerden bir tanesi, en önemlisi belki de. Pisidya Antiyokya'sı diye bildiğimiz, bugünkü Yalvaç sınırlarında bulunan kentte ilk vaazını verdiğini yazar. İncil'de de geçer bu anlatılar. Dolayısıyla yöre aynı zamanda antik yolların kesiştiği bir noktada yer alıyor. Bu yanıyla da birkaç yıldır, 2004 yılından bu yana yapılan bir çalışmayla, daha doğrusu 2004 yılında İngiliz araştırmacı Kate Clove'un projelendirdiği Saint Paul yolu, Saint Paul Trail diye bildiğimiz Saint Paul yolu da hem macera tutkunlarına, hem gezginlere, hem de tarih severlerin hizmetine açıldı ve içinde bulunduğumuz nokta hemen şu arkamda göreceğiniz yolların da kesiştiği bir kavşakta. Yol işaretlerini de ileride göreceğiz zaten. Bu bölgeden geçiyor. Kasımlar beldesini de içine alarak buradan Eğirdir'e kadar uzanan, Eğirdir'den Yalvaç'a uzanan yaklaşık 500 kilometrelik bir yol. İsim Morris. Ben bu grup Belçikalı turistlere rehberlik yapıyorum. İşte bunlar Belçika'dan yürüyüş için geldiler. Türkiye çok ünlü değil yani. Bir sürü insan Türkiye plaj olarak tanıyorlar. Ama yavaş yavaş başlıyor. Çünkü inanılmaz güzel yerler var. Bu zaten bir program. Katalogda bir sürü program var. Seçiyorlar. Ama bu grup içinde birkaç kişi daha önce Kapadokya ziyaret etmiş. O yüzden bu sefer değişik bir bölge dediler. Öyle buraya geldiler. Burada Saint Paul yürüyüş yolu var. İşte Hristiyanlar için önemli bir insan. Çünkü Aziz ve Hristiyan Kudüs'ten yola çıkmış. Roma'ya kadar gitmeye çalıştı. Bu bölgeden geçti. Ve yol üzerine insanları ikna etmeye çalıştı. Yani Hristiyanlık yani iyi bir din. A lot of people of our group have been walking all over the world, in Europe, in the Americas, in Australia, and a lot of us never saw such a beautiful landscape before. And what's more, there are a lot of archaeological buildings and stones and sites, and the mixture of nature and the archaeological richness of the area is really unique for us. We haven't seen it before in such a nice surroundings. Well, I think what my colleague or the person in my group just told, it's very important to keep all this cultural for next generations, and if it would be lost by building an electricity station, that would be a loss of culture and nature for the next generation.
Tarafı yönetli olur, kavurması tatlı olur. Son yerine varan kızlar ölmez ama tatlı olur. Kara film saksılarda tabakta, bir kız sevdim karşı lakı konakta. Kara filsin dacınsın, neden böyle fırçınsın? Ne büyüksün ne küçük, tam benim de hacımsın. İkinim var harmanım yok, elimde fermanım yok. Yarın yolu çok uzak, bitmeye dermanım yok. Kara fil olacaksın, sararıp solacaksın. Ben hakime danıştım, sen benim olacaksın. Köy hizmetlerini de genelde imece gücüyle yapıyoruz. Bu arkamızdaki cenaze yıkamak için yaptığımız bir bölüm. Burayı yaşlı kitlerle, gördüğünüz bu yaşlı kitle vatandaşlarla altyapısını, kaba inşaatını yaparak şehirden gelen köylü vatandaşlarımız geldiği zaman teknik işlerinde onlarla suvasıdır, örtümüdür, badana gibi işlerini, döşemesi, fayans gibi onlarla yapacağız. Yukarı Köprüçay hafızasında genelde 2 kasaba, 3 kasaba, 12-13 köy var. Biz bu köylerin ortasında, orta kısmında kalan Yeşil Darbük köyü olarak yaşayan bir köylüyüz yani. Köyümüzde 150 nüfus var, 150 kişi yaşıyor, 82 hane. Bir evde bile 2 kişi düşmüyor. Köyümüz yerleşim yeri olarak köyler içinde merkezi bir yer aslında. Yani yapılan bir hizmet gerçekten yani yakışır, kendini gösterir. Bir ortamda yaşıyoruz doğasıyla. İki dağ arasında önünden bir çay akıyor. Dar bir dere içinde yaşıyoruz ama biz ortam olarak yaşadığımız yerden memnunuz yani. Halk memnun. Mesela bu bayram ikinci, üçüncü bayram inşaat yapacağız. Mezarlıktaki geri kalan hizmetlerimizi tamamlamaya çalışacağız. Köyümüzde şehre 110 kilometre uzaklık olduğu için devlet imkanları bulmakta biraz zorlanıyoruz. Bizim buradan baktığımızda aslında çok çaresizlikmiş ya da çok sıkıntılıymış gibi gelen ama biraz daha içeriden, daha yakından baktığımızda zengin bir hayat aslına bakarsanız. Dolayısıyla o vadinin içerisinde Hasan Dayı gibi, yani bu yöre halkı ona Hasan Dayı diyordu ki asıl adı Hasan Demir'dir. 80 yıllık ömrünü köyden, hatta köyün yaklaşık işte 10-15 kilometre uzağında Dede Gövdağı'nın eteklerinde bir vadide geçirir ve Elma Deresi'nin kıyısında bir ev yapmıştır kendisine. Civar köylerden babam Hasan Dayı olarak bilinirdi. Herkes ona Hasan Dayı derdi. Hatta babamdan çok büyük olan kişiler bile geldiği zaman ona Hasan Dayı derlerdi. Eskiden Hasan amca diye bir adam vardı bizim burada. Çocuk Hasan diyeceksin, Hasan dayı diyeceksin. Baba şey yaptı, çok çalıştık. Gitti öbür tarafa bir ev yaptı. Böyle 2-3 metre setler yaptı. Setlerin üstüne toprak döktü. Ondan sonra oraya meyveleri dikti. Elma, armut, kiraz, Allah ne verdi, hepsini dikti oraya. Yani kurtulsa kendini göremezdi oradan. Öyle bir yeriydi. Görmek lazım. Burada annem öldükten sonra tek başına, 66 yılından sonra tek başına, ölünceye kadar tek başına yaşamış. Burada ekmeğini kendisi yapmış, yemeğini kendisi yapmış, bulaşığını kendisi yapmış, bahçeyi kendisi yapmış, yufkasını kendisi açmış. O şekilde yaşamış. İşte kendisi çekirsiz taşları bu çevreden toplamış, derelerden falan. O kırılacak yerlerini kırmış, şekilde taşa şekil vererek bu evi yapmış. Ondan sonra buradan göçtü oraya. Orada bir yuva tuttu, bahçe tuttu, oradan sonracığım yuva arılar tuttu. Orada adam oldu, ilerledi, hepimiz onun yanına varaydık. Hasan dayının hepsi vardı bahçesinde. Salatalığı, domatesi, alması, ayvası, turpu murp hepsi vardı. Arıcılık yapardı. Hatta ben de gittim, elma da aldım, bal da aldım. Ya dağda yaşayan bir vatandaştı kendi başına. Kimseye zarar olmayan bir kişi. Birçok eşyalarını mesela rendesini kendisi yapmış. Kaşık, ahşaptan kaşık, kepçe veya oklava, döndürgeç gibi şeyleri hep kendisi becerisiyle yapmıştır. Mesela şu evin tencerelerini, kapılarını kendisi çakmış yapmıştır. Birçok şeylerini. Bahçeyle uğraşan, duvar ustalığı yapan, keman çalan bir
adamcığı da iyi biliyorum. Hatta kendim gözümle gördüm. Eğirdir elma yeni icat olduydu. Özel buradan kalem kesmiş. Hem de yayan gidilip geliniyor. Araba yok o zaman. Elinde böyle bir tutam kalem ile gelirken gördüm. Onlara gittiğimiz zaman uğramadan geçmezdik. İlle uğrardık. Hasan dayı yöredeki yaşamın aslında bir prototipini oluşturuyor. Onun dışında yine Kürüz Mahallesi'nde yaşayan, hayatını orada sürdüren Saatçi diye bilinen, kısaca Saatçi Mehmet amca. Onun da hikayesi benzer şekilde Hasan dayıyla. Yani balcılık yaparak, karakovan balı üreterek, işte kendi kendine yetecek biçimde ürettiği sebzeleriyle, meyveleriyle sadece satmak amaçlı olmayıp bir insanlara yararlı olmak, onlara faydalı olabilmeyi öne alan bir hayat kurmuşlar. Güvenme dünyaya, bir gün ölürsün, daracık kabiri elbet görürsün, yeme kul hakkını er geç verirsin. Ben buna biraz dikkat ettim yani. Askerden geldikten sonra duvar ustalığına başladım. Onun yanına marangozluğu başladım. Onun yanına saatçiliğe başladım. Çiftçiliği de bırakmadım. Araya da devam ettim. Bahçeye de devam ettim. Halen bundan ibaret. İşte 53'ten beri de arı kapımdan kesilmedi. Devam ediyorum. Yiyeceğim kadar meyvem de var. Sebze de yetiştiriyorum. Arıcıyla da uğraşıyorum. Saatçılık bitti gayrı. O da bir muhtarınki saatini yaptım bu zaman. Hepsi bu kadar. Hiç usta yanında çalışmadım. Hem marangozlukta hem saatçılıkta. Saatçılığı aynen anlattığım gibi İzmir fuarından bir masa saat aldım. Şunlardan yani. Ama çalışmıyor. Yattı. Sütçülerde bir saatçi, bilgisi yokmuş adamcığın tabii. El ettim. 15 günden aşağı yapamam dedi. Olsun, 15 olsun dedim. 2 ay sonra vardım. Bahçedeymiş. Bahçeden geldik. Saati aldım. Şimdiki caminin yanına kadar geldik. Saat durdu. Neyse getirdim, attım orada dururken kurcalar çalıştı. Bilgim yok. İyi. Bu sefer bir arkadaşın saati yapmış. Kurcalar onu da çalıştırdım. Ondan sonra yavaş yavaş saati bozulanlar da benim saati bakıyor derken işte böyle en azından 40 sene saat tamirciliğine devam ettim. Kürüz Mahallesi'nde yalnızca 7-8 tane ev kalmıştır. Geçmişte de çok fazla değildi bu. Adeta zamanın durduğu bir bölgede, bir mahallede saat tamir ederek hayatını kazanmaya çalışan bir insandan söz ediyoruz. Yani yörenin yaşamla kurduğu ilişki son derece özgün, son derece kendi içinde zenginlik barındıran bir hayat biçimi. Yukarı Köprüçay Havzası'nın hemen komşusu sayılabilecek, yaklaşık 20 kilometre mesafede bir başka vadi, kanyon daha var. Yazılı Kanyon adıyla bilinen, antik yolların geçtiği bir güzergah, kanyondan geçiyor. Orada milattan sonra yaklaşık 100. yılda yapılan bir yazıt var, yol anıtı. Kanyon adını da oradan alır zaten, yani Yazılı Kanyon adını oradan alır. Yazıtta Epikürcü diye, Epikürcü olarak bilinen, Epikürist felsefesinin yayan kişilerden biri olarak bilinen Epiktetos, Anadolu'dur kendisi, Frigyalı Epiktetos'un, ki köle bir ana babadan doğmuştur. Epiktetos'a adanan bir yazıttır bu, bir şiir vardır yazıtın üzerinde. Şöyle başlar: "Ey yolcu, hazırlığını yap ve yola koyul. Hür insan özünde hür olan insandır. Kişinin özgürlüğü kendi öz iradesinden gelir." Yani Epikürcü felsefeyi de aslında betimleyen, böyle uzun uzadıya giden Epikürizme bir övgü anıtıdır bir bakıma. Aslında Epikür de şunu söylüyordu. Yani insanın kendi kendine yetmesinin çok belirleyici, özgürlüğün en temel ögelerinden biri olduğunu söylüyordu ve Epikür'e göre bir köle ruhu özgür olabilir ama
o kölenin efendisi olan ya da işte kral olan, onun sahibi olan kişi sahip olduklarından dolayı sahip olduklarının kölesi olmuştur ve özgür değildir bir bakıma. Yani bu coğrafyada da aslında sürüp giden, bu coğrafyanın özeti diyebileceğimiz hayat tam da bunu işaret eder. Çünkü ekolojik yaşamın bütünlüğü içerisinde aslında sanki bizim çok dışımızdaymış gibi aktarılan ekolojik yaşam dediğimizde sanki çok azınlık bir avuç insanın sürdüğü bir yaşam gibi algılanan, günümüzde metalaştırılan bir hayatın aslında özü kendisi bu vadide yüzlerce yıldır yaşana gelmiş. Yani özetlemek gerekirse Yukarı Köprüçay'da Hititlerden bu yana benzer şekilde tarım yapılıyor, benzer şekilde süt sağlıyor, benzer şekilde peynir, yoğurt, buğday ekiliyor. Yani bu hayat 3000 yıldır, 4000 yıldır yaklaşık burada süre gelmiş ama artık biz onun topuğundan yakalama aşamasındayız. Yani elimizden kayıp gidiyor hızla. Altyazı M.K.